Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle önümde tuttuğum bu güzel robamızı çalışacağız. Robamızın yapımı oldukça kolay. Yeleklerimizde, ceketlerimizde ya da bluzlarımızın üst kısımları için bu robamızı çalışabilirsiniz. Alt kısma istediğiniz modelleri uygulayarak devam edebilirsiniz. Evet, şöyle bakacak olursak zincirimizi çekerek başlıyoruz. Hangi yaş grubu için öreceksek ona göre zincir aralıklarını ayarlıyoruz. Belirli büyüklüğe ya da belirli küçüklüğe getirdikten sonra trabzanlarımızı şuradaki görmüş olduğumuz 4 köşedeki artışlarımızı yaparak robamızı tamamlamış oluyoruz. 4 yerde artışımızı uyguluyoruz. Şimdi bölümlerimizin ölçüsüne bakalım. Alt kısımdan ölçüyorum. Şöyle zincirimizi çektiğimiz yerden itibaren bakıyorum. Toplamda 14 tane önümüzün bir bölümü. Kolumuzu ölçecek olursak ikiye katlı olduğu için 2 ile çarpacağız tabii ki. 12, yani 12 bir yarısı olunca 24 santimde kolumuzun genişliği. Şu şekilde gayet güzel bir genişlik. Arkayı çevirip bakalım. Arkamızda ise bir artış yerinden diğer artış yerine kadar ölçmek istiyorum. Tam zincirimin bulunduğu yere, yani son trabzanın olduğu yere geliyorum. Diğer zincirimizin olduğu yer 29 santim ile arkamızda tamamlanmış oluyor. Bu robamızı istediğiniz iplerde örebilirsiniz. Yalnız tabi ipimizin kalınlığı bu ölçüyü değiştirebilmekte. Kalınsa biraz daha büyük oluyor. İnce ise biraz daha ölçülerimiz küçük oluyor. Aynı şekilde elimizin sık ya da gevşek olması örgümüzü büyütüp küçültebilir. Son olarak tığ numaramız da önemlidir. Kalın ya da ince oluşu, yani tığ ölçümüzü büyütüp küçültebilir. Birkaç örgü ördükten sonra hem eliniz hakkında hem tığlar ve ipler hakkında fikir sahibi olursanız çok rahat ve çok güzel örgülere ulaşabilirsiniz ve ördükçe öresiniz geleceğine eminim. Evet, kolay gelsin diyerek hemen bu güzel roba çalışmamızı başlayalım. Kolay gelsin. Bir tane zincir çekip düğümümü atıyorum ve üzerine biraz bakınız tığımı şöyle gevşettikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincirimi çekiyorum. Ve 10. zincir yuvasının içerisine bir tane ayracımı takıyorum. Burası ilk ön parçamız oluyor. Kolumuz için çekiyoruz zincirimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13 ve 14. 14 zincirde kolumuz için çektik ve hemen 14. zincirimize işaretimizi takıyoruz ve arkamız için 20 tane zincirimizi örmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20. zincirimi takıyorum. Ayracımı taktım. Bakınız, arkaya da ördüm ve gördüğünüz gibi çok rahat örmekteyim. Kesinlikle sıkıştırmıyoruz. İçine trabzan öreceğimiz için yakamız büzmesin. Ve tekrar kol için zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Kolumuza yeniden işaretimizi takıyorum. Son olarak diğer ön parçamızı örelim. 10 tane zincirimizi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şöyle bırakıyorum. Santim olarak ölçüsüne bakalım. Tığımızın bulunduğu noktadan ilk birinci zincirimizin bulunduğu noktaya kadar şöyle tutuyorum. 33 santim zincirimin uzunluğu ve hemen trabzanımızı örmeye başlayalım. 10 tane zincirimizin 1, 2 geri çekiliyorum, bakınız, zincirimizden. Üzerine 2 tane zincir ilave ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Çekilmiş olduğum, bakınız, 2 tane ilave ettim. 3 ve 4. 2 de geri çekilmiştim. Son zincire batıyorum. 2 tane trabzanım oldu. Sonrasında birer birer
zincirimizin üzerine trabzanlarımızı örelim. İpimiz orta kalınlıkta bir ip, çok ince değil. Etrofil Babycan. İşaretime kadar ördüm. Sayıyorum. 2, 4, 6, 8 ve 10. 10 tane trabzanımı ördüm. 10. trabzanımdan sonra 1, 2 tane zincir çekiyorum. Ve zincirden sonrasında işaretimi çıkarıp kırmızı ayraca kadar kolum için 14 trabzanımı örmeye başlıyorum. Onun için aynı yere 2 defa batmıyorum. Hemen kolum için ördüğüm zincirin ilkinden başlıyorum. Ayrı ayrı yerde, bakınız, her ikisi de birer birer kırmızı işaretimize kadar trabzanlarımızı örelim. Bir defa dolayıp 2 defa da çekiyorum. Toplamda 14 trabzanımız olacak. Zincirimizi işaretlediğimiz zaman hiç sıkıntı çekmiyoruz. Bakınız, rahatlıkla sadece trabzanlarımızı örerek ilerliyoruz. Son trabzanımı örüyorum ve hemen sayıyorum. Zincirimden sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14. Kolum için 14 trabzanımı ördüm. Hemen 1, 2 zincirimi çekiyorum. Bir kırmızı işaretten diğer kırmızı işarete kadar arkamız. Hemen işaretimi çıkarıyorum. İlk işaretin olduğu yere, bakın, aynı yere değil, ilk işaretin olduğu noktaya batıyorum 2 zincir sonrasında ve diğer kırmızıya kadar birer birer örüyorum. 20 tane trabzanımıza ulaşacağız. Kırmızı işaretime kadar ördüm. Hemen sayalım, bakınız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20. 2 tane zincir ilavesi. Hemen işaretimi çıkarıyorum. 14 tane zincirimin üzerine yine trabzanlarımı mavi işaretime kadar örüyorum. Evet, trabzanlarımı ördüm. Zincir sonrası 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14. 2 tane zincirimi çekiyorum. İşaretimi çıkardıktan sonra çıkardığım yere batarak 10 tane trabzanımı zincirimin üzerine birer birer örerek ilerliyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane trabzanımı ördüm. Hemen 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Ve şöyle bölümlerimize bakalım. Arkamız, yeleğimizin kolları, şöyle görelim. Her iki önümüz, kollarımız ve yeleğimizin arkası. İkinci sıramızı örmeye başlayalım. 3 zincirimizi örgümü bitirdiğim yönde çekmiştim. Arkasını çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak ikinci trabzanımın üzerinden şu minik göz içerisine batarak örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Minik göz içerisine girerek örüyorum. Tekrar minik göz içerisine birer birer trabzanlarımın üzerine batarak örüyorum. Her bir trabzanımın üzerine bir tane trabzanımı ördüm. En sonuncu örüyorum. Ve zincirimin bulunduğu noktaya geldim. Tığımın başını doluyorum. İki zincirin içerisine 1, 2, 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Yani burada önüm için 3 tane artışımı yaptım. 2 zincirimi çektikten sonra tekrar kol içinde aynen 3 tane trabzanımı örüyorum. 2, 3. 2 zincirin içerisine 3 tane önümüz için
Tekrar ortaya 2 zincir, 3 tane trabzan kolumuz için ördüm ve tığımın başını dolayarak ilk trabzandan örmeye başlıyorum. Ara trabzanlarını örerek diğer zincir yerimize kadar ilerleyelim. Evet, kolumuzu örerek geldim. Tam zincirin yanındaki trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. Zincir içerisine 3 trabzan örüyorum. 1 2 3 3 tane trabzanı ördüm. 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 3 trabzan kolumuz için arttık. Araya 2 zincir, 3 trabzan da arkamız için artışımızı yaptık. Ve şimdi arkadaki bütün trabzanlarımızı birer birer örüyoruz. Öncesinde bakın şuradaki ilk trabzanımızı atlamayalım. Hemen örelim. Ve devam eden trabzanlarımı da örerek ilerliyorum. Arkamızı da örerek geldim. Yine aynen zincir içerisine 3 trabzanımı örüyorum. 1 2 3 Araya 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 İpimizi yarımlamayalım. Ve kolumuzdan başlıyoruz. Ve diğer bölgelerdeki yapmış olduğumuz artışımızın aynını hem kolumuz hem önümüz için yapalım ve önümüzün sonunda yeniden görüşelim. Önümüzü örerek geldim. Son 2 tane trabzanımız kaldı. Hemen onları da örelim. Son trabzanımın tepesine gelerek batıyorum. 1, 2. 1, 2, 3 tane zincirimi çekerek 3. sıramıza başlayabiliriz. Ama öncesinde yeniden ilk 2 sıramızın duruşuna bakalım. Bakınız iyice sıralar büyüdükçe robamız daha belirginleşmekte. Zincirimizi bitirdiğimiz yönde çektik ve çeviriyoruz. Yine birer birer örelim. İlk artışımızı 3 olarak yapmıştık. Bundan sonra 2 olarak devam edeceğiz. Birer birer örüyorum bakınız. Zincirimin bulunduğu noktadayım. Bir tane artışımı yaptım. İkinci artışımı yaptım. 2 artış yeterli önümüz için. Araya 2 zincir çektim. Yine aynı yuvaya girerek 1. Aynı yuvaya girerek 2. 2 ve 2 olarak bütün artışlarımızı yapacağız. Yine trabzanlarımızı birer birer örelim. Her bir trabzan üzerine. Trabzanlarımızı 2 arttıktan sonra örerek geldim. Yine artış yerimdeyim. Artış ve ayrım yerimiz bu zincirlerimizin bulunduğu yerler. Bir trabzan örüyorum. İkinci trabzanımı ördükten sonra 2 zincir ilavesiyle yine aynı yere 1 ve 2 batıyorum. Ve bütün sıralarımızı buradaki yapmış olduğumuz gibi 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şekliyle örelim. 3. sıramızı da tamamlayalım. 3. sıramızın sonuna kadar geldim. Her bölümümüzde ikişer ikişer artışlarımızı yaptık. Şimdi son 2 ilmeği birlikte örelim. Ve geçişimizi birlikte yapalım. En son trabzanıma batıyorum. Ve bitiş yönünde hemen 1, 2, 3 tane zincirimi çekip örgümün yönünü o şekilde çeviriyorum. Birinci trabzanım zincirimden oluşuyor. Hemen ikinci trabzan üzerine başını dolayıp batıyorum. Ve iki zincirimin bulunduğu ara ve ayrım yeri, yani artış yeri şuradaki bakınız bulunduğu noktaya geliyoruz. Arayı dümdüz örelim. Arayı dümdüz ördüm. Zincirimin bulunduğu yerdeyiz. 1 batıyorum. 2 2 zincirimi çektikten sonra yine araya giriyorum. 1 yine batıyorum. 2 ve bu şekilde ikişer artış yaparak robamızı biraz büyütelim.
Robamı yeterince büyüttüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra ördüm. Santim olarak karşılığına bakalım. 8 santimi birazcık geçmekte. Şimdi bir sırada birleştirme yaparken dolaşacağımız için yaklaşık şöyle her bir santim 1,5'a yakın olmakta her bir sıramız. 9 santim 10 santimi bulacak. Evet, şimdi artışlarımıza bakalım. Üçer tane artış yapmıştık ilk sıramızda. Şöyle birinci sıramızdan sonraki geçtiğimizde üçer üçer artışımız 1, 2, 3, yine 3. Diğer sıralarımızda ise ikişer ikişer artışımızı yaptık. Şimdi kolumuzu birleştireceğimiz sırada ise modelimizden bir önceki sıra olacak. Burada birkaç trabzan artarak örüyoruz. 8. sıramıza başlıyorum. Bakınız 3 tane trabzanımı ördüm. 4. trabzan, 5. trabzanımı ördüm. 5 trabzanımı ördüm. 6. trabzanımı ise 2 defa örüyorum. Bir tane arttım. 2, 4, 5 trabzanımı ördüm. 6, 2 ördüm. Şimdi 5 trabzan daha örelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 trabzan ördüm. 6. trabzanımı 1, aynı yere batıyorum. Bakınız aynı yerdeyim. 2. 5 tane tek, 1 çift. 1, 2, 3, 4, 5 tek, 1 çift. Devam edelim kol altına doğru. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tekimizi ördüm. 6.'yı aynı yere bir daha batıyorum ve çift olarak örüyorum. Devam ediyorum. Çift ördükten sonra yine 1 diye sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane kolumuzun bulunduğu noktaya ördüm. 2 de artış yerine giriyorum. Bakınız 2 artışımızı kol artma yerinde kullanıyoruz. 5 tane ördüm. 1 çift, 5 tek, 1 çift, 5 tek, 1 çift. En son kolumuza geldiğimiz için kol yuvasına yapıyoruz. Şimdi kolumuzun birleştirme işlemini yapıyoruz. Buradaki görmüş olduğumuz artışları yaptığımız bu minik deliklerin bir tanesini büküyorum. Diğer deliklerin olduğu yeri her ikisini üst üste getiriyorum ve şöyle kolumuzu oluşturan bölümümüzü birbiri üzerine kapatıyoruz ve kalan buradaki boşluğumuz kolumuz oluyor. Şimdi devam ettiğim yönden 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen tığımın başını doluyorum. Buraya 2 tane artışımı yapıyorum. Arkada çok fazla artış yapmayalım. O yüzden bakınız 2, buraya artış olarak saydım. Şimdi arka sıradan saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane ördüm. Şurayı saymıyorum. 2, 4, 6, 7. 8. trabzanımı çift olarak örüyorum. Burayı saymıyorum. Bakınız 2, 4, 6, 7, 8. çift. Yeniden başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'i çift olarak örüyorum. 8. trabzanımı yine örüyorum. Burada sadece artış yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8'i aynı yere batarak bir daha örüyorum. 7 tane tek şöyle görelim bakınız. Bir çiftimizden bir çifte 2, 4, 6, 7, 8. çift olarak örelim. Diğer kol altına doğru ilerleyelim. Yeleğimizin arkasında 7 tane tek 8. çift olarak arttım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane artışım oldu. Şimdi en son bakınız örerek geldim. 2, 4, 6. 2 tane artışı da kolum için bakınız olan bu zincirlerin olduğu bölüme örüyorum. 3 tane zincirimi ilave ettikten sonra
Hemen diğer bakınız kolumuzu birleştirdiğimiz gibi bir deliklerimizin devam ettiği yerden ikinci deliklerimizin devam ettiği yeri ortalayarak şu şekilde birbirleri üzerine getiriyorum. Zincirime takıyorum. Kol altı için 3 tane genişlik verdik. 3 zincir. Hemen buradaki kolum için olan ajurların bulunduğu yani deliklerin olduğu bölüme 2 tane trabzanım örüyorum. Ve saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6.'yı 2 defa örüyoruz. 1 ve 2. Diğer tarafta da bakınız aynı işlemimizi yapmıştık. 1 2 3 4 5 6.'yı çift örmüştük. 1 2 3 4 5 6.'yı çift örmüştük. 5 tane tek 6.'yı çift örelim. 1 2 3 4 5 5 tane tekimi ördüm. 6.'yı çift örüyorum. 1 aynı yere batıyorum. 2 ve ilerliyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5'i ördüm. 5 diki. 6.'yı çift olarak örüyorum. Aynı yere batıyorum. Ve sona kadar her birini birer birer örüyorum. 1 2 3 Saymamıza gerek yok. Hepsini birer birer örelim. Ve en son trabzanımı da örüyorum. Şöyle görelim. Evet çevirdim. Şu şekilde bakınız. Evet sevgili arkadaşlar. En kolay şekliyle roba çalışmamızı örerek tamamladım. Umarım çalışmamı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için hepinize teker teker teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.